Şimdi tabii ittifaklar çok konuşuluyorken hani ittifaka ihtiyaç olmamalı deniliyor. O zaman ittifaksız gitsinler yerel seçime. Yani gerçekten bu konuda samimilerse, bunun Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorlarsa, iki samimi olmadıklarını biliyoruz ama o zaman yerel seçimlerde ittifak yapmamaları lazım. Yarın MHP'nin ne açıklayacağını zaten hep birlikte göreceğiz. Ama burada Cumhur İttifakı içinde bir anlaşmazlık olduğu ve her ne kadar söylediğim gibi gündem başlığı olarak aynı konudan bahsediliyor gibi görünüyor olsa bile Anayasa Mahkemesi üzerinden, Yargıtay üzerinden yapılan yorumlarda ve birbiriyle genel merkezler arasında tweetle haberleşen, birbirine tweetle cevap veren ve aynı seviyeden cevap vermeye çalışan bir ittifak var karşımızda. Yani zaman zaman geçtiğimiz seçim öncesinde en ufak bir problemi ya da problem olmayan bir şeyi uzun uzun işleyen basını gördük öbür tarafta söz konusu muhalefet olduğu zaman. Ama burada bu kadar ciddi bir kriz hem vatandaşı tehdit eden, hem sokağa çıkıp hakkını aramak isteyen insanı tehdit eden, hem bütün Türkiye'nin takip ettiği soruşturmaları, davaları bir anda tepe taklak değiştiren, bazı konuların üstünü kapatan, o konuyu konuşanı bile cezalandıran bir anlayış varsa, işte o zaman demek ki devletin içinde birbirini rahatsız eden ve bu şekilde de hem devletin kendisini güçsüzleştiren, hem de halkın gündeminden iyice uzaklaşan, halkın sorunlarını çözme kabiliyetinden çok kendi geleceğini düşünen tamamen çıkarcı bir anlayış egemen olmaya başlıyor. Evet, yani ben sadece şunu Gökçe Hanım, şimdi tabii ki hani bu meselenin bir gazetecilik boyutu var, bir de siyasetçi boyutu var. Türkiye'de muhalef seçmenin şöyle bir sorunu var. Yani zaten sizin partinizde aşağı yukarı kurultayda bu konuları tartıştı. Ama mesela diyor ki biz seçim süreci boyunca muhalefetteki parti, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, sadece Cumhurbaşkanı adayı için değil, bize, değil mi, meclis için de oy istedi. Hatta burada stratejik oyu konuştuk. Türkiye İşçi Partisi bundan şikayet etti falan filan. Yani mecliste de önemli bir oyun oynanacak yeni dönemde. Ama siz programlarınızda deniyor, bize dönüp bu söyleniyor. 5 kez en az göstermişsinizdir ki kritik mesela oylamalarda muhalefet yok parlamentoda. Evet. Var mı yok mu tartışmasını şimdi sizi oraya sokmak istemiyorum. Başka bir şey sormak istiyorum. Doğal olarak toplum sizden şunu bekliyor. Mecliste 5 milletvekili de olabilir. Türkiye İşçi Partisi 1967'de 15 milletvekiliyle yaptığı muhalefeti kaç senedir konuşuyoruz, değil mi? 55 senedir, 56 senedir konuşuyoruz. 5 milletvekili de olabilir, 10 milletvekili de. Ama insanlar muhalefetin kendi gücü, kendi cürmü, kendi yükü neyse onunla birlikte bir oyun kurmasını bekliyorlar. Yani mesela 150 milletvekili varsa 150 milletvekilinin parlamentoya gidip orada bu yasa maddeleriyle tartışmasını ve buna muhalefet etmesini bekliyorlar. Ama bu sefer başka bir şey söyleyeceğim. Erdoğan ve MHP arasında böyle bir krizde karşılaşırsanız yarın grup toplantısından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin, siz nasıl bir oyun kuracaksınız? Çünkü hep şunu konuşuyoruz. Hep bir Erdoğan bir oyun kuruyor. Hep Devlet Bahçeli bir oyun kuruyor. Muhalefet ona karşı bir direniş ortaya koyabiliyor ve çoğu zaman da koyamadığı için de zaten bu noktaya geldik. Keşke koyabilseydi diyecek eminim çok sayıda seçmeniniz vardır. Ben bunu söyledikten sonra. Siz nasıl bir oyun kuracaksınız? Yani oyun kurmak derken mesela ben Barış Terkoğlu olarak başkanlık sistemine karşı olduğumu defalarca anlattım. %50 sistemine karşı olduğumu anlattım. Hatta ben açık söyleyeyim, Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesine de karşıyım. Dünde mi iktidar belirliyor? Halk parlamentoyu seçmeli, parlamentodan Cumhurbaşkanı çıkmalı. Bu kadar, bakın bu kadar net söylüyorum. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl, yani yarın bu krizde, yarın saat 1'de Devlet Bahçeli bu konuşmayı yaptığında nasıl bir oyun planı kurmalısınız? Çünkü bu sizin Devlet Bahçeli çok daha belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1/3 milletvekili sayısıyla bir oyun kurmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eminim kuracağı çok daha büyük oyunlar vardır. Bunun yanıtını da aslında sizin seçmeniniz bekliyor. Evet, öncelikle bu meclise katılım konusunda bir iki şey söylemek istiyorum. Bu konuda ben de yeni bir milletvekiliyim. Her ne kadar partide geçmişim uzun olsa da yeni meclisin çalışma düzeni, genel kurul, komisyonlar, bunları görmeye yeni başladım.
Burada haklısınız. Bu gelen eleştirilerde de ben hala hak veriyorum açıkçası. Her ne kadar hepsini takip etmek ve aynı oranda onu bir yandan içerideyken bir yandan dışarıda gündeme getirmeye çalışmak ve aynı anda devam eden genel kurul ve komisyon çalışmalarına bir anda iki yerde olmamak gibi hem meclis düzeninden kaynaklanan hem partilerin kendi içinde milletvekillerini farklı yerlerde görevlendirmesinden kaynaklanan ama işin sonunda muhalefetin daha belki elinden gelenin %100'ünü yapmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bir tablo ortaya çıkabiliyor zaman zaman. O yüzden bu sorunların hepsinin ya sebebi varsa ikna ediciyse daha iyi anlatılması ya da eğer bir ikna edici sebebi yoksa daha kötü bu hatanın düzeltilmesi için çalışılması gerekiyor. Bizim çok yakında milletvekilleri kampımız olacak ama orada zaten bunları değerlendireceğiz. Yani hem parlamento çalışmalarını hem söylediğiniz konularda oluşacak gündemi. Yetkili kurullarda konuştuğumuz üzerine değerlendirme yaptığımız ama daha geniş anlamda milletvekillerimizle konuşmamız gereken birçok konu var. O yüzden onun ayrıntısını orada değerlendireceğiz ve ben şimdiden yeni bir oyun planını burada tabii ki söyleyemem. Ama verdiğiniz örneklerden ben aslında şunu anlıyorum ki dönem dönem ben de bunun üzerine düşünüp nasıl yapmak lazım diye siyaset yöntemi açısından bir sonuca varmaya çalışıyorum. Benim vardığım sonuç şu, yıllardır kendi şikayetçi olduğum bir şeydi de aynı zamanda. Gençlik kollarından geliyorum ama bir vatandaş olarak da siyasetçilere baktığım zaman dönem dönem düşünmüşümdür. İnsanlar samimiyet istiyor ve bir konuda gerçekten o konuyu dert ediyorsanız bir siyasetçi olarak o konuyu dert ettiğinizi göstermenizi istiyor aslında. Yani burada iki şey var ihtiyaç olan. Bir, sizin söylediğiniz gibi oyun kurmak. Yani kısa vadeli, orta vadeli çeşitli ihtimalleri göz önünde bulunduran ve nerede ne yapacağı belli olan, yani planı olan bir muhalefet istiyor. Ama aynı zamanda duygusal birlikteliği hissettiren bir muhalefet istiyor. Yani bir kişi, bir grup sokaktaysa, bir problem yaşıyorsa gidip onun yanında olan ya da işte mesela bir şeye kızdıysa bu bazen iktidarı olur, bazen muhalefetin kendisini olur. Ama o kızgınlığı paylaşabilen ya da en azından muhatap alan, insan yerine koyan, yani evet, o gelişen olaylar karşısında o duygusal birlikteliği sağlayabildiği insanların milletvekili olmasını, siyasette olmasını istiyor. Bunu bazen mecliste bütün oylamalara tam katılarak gösterebilirsiniz. Bazen az sayıda milletvekiliniz olur. Bazen kanunu geçiremezsiniz ama evet, orada gerçekten mücadele ettiğinizi gösterirsiniz. Peki. Bazen de sokakta insanların yanında bizzat olur, sabaha kadar emniyetin önünde beklersiniz. Evet. Mesela aslında bu samimiyeti ve mücadeleyi hissettirebilmek, hissetmek. O yüzden ben bunu sadece AKP-MHP arasındaki bir krizden değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapabilen kurumsal bir kurum haline gelebilmesi, daha kurumsallaşması evet, ama samimiyetin de daha çok hissettirebilmesi ihtiyacı olarak görüyorum. O yüzden bu dönem biz daha ilk dakikadan itibaren çalışmaya başladığımız şey tam da bu. Değişimin unsurlarından bir tanesi, yöntemlerinden bir tanesi de tam da bu olacak.